ulusa hizmet yolunda bütün varlığımızla çalışmak tahminlerin sözümüz andırır. Ülkemiz işgal altındayken bu halk Mustafa Kemal önderliğinde birleşti ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak en büyük devrimini gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Önce ülkemiz gibi işgal altındaki ulaşım, enerji, iletişim şirketleri yabancılardan satın alındı. Dünya çapında endüstriyel hamleler yapıldı. Ülkemiz demir ağlarla örüldü. Çiftçiye toprak dağıtıldı. Bankalar kuruldu, ekonomi hayat buldu. Türkiye kendi uçaklarını yapmaya başladı, yurt dışına uçak sattı. Eğitimde de seferberlik başlatıldı. Latin alfabesine geçişle bilim dönemi başladı. Üniversiteler, enstitüler, halk evleri arka arkaya kuruldu. Avrupa'dan da önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındı. Çok partili döneme geçildi, demokrasinin temelleri atıldı. Ve tüm bu devrimleri Cumhuriyet Halk Partisi halkla birlikte başardı. En zor günlerde başardıysak bugün de başarabiliriz. Yeter ki yeniden birleşelim. Özgürlük ve demokrasi devrimini birlikte gerçekleştirelim. Cumhuriyet Halk Partisi avukat bürolarında hazırlanan bir dilekçeyle kurulan bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın en eski ve en köklü ve bütün mazlum milletlerin örnek aldığı bir parti. Bağımsızlığı ilke edinen bir partidir. Kökleri Kuvayi Milliye'de, kökleri insanda, kökleri hakkı, hukuku ve adaleti savunmakta olan bir partidir.